Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de Ava'ya On Air'deyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Listimiz bizi terk etti ama Tuğba bizi terk etmedi. Hala burada. Evet Tuğba'cığım, her şeyden bahsettik. Klipten önce de şey dedin. Yani böyle insanlar işte üzerine basarak bir yerlere gelmeye çalışıyor falan. Senin açıkçası şeyine getirmek istiyorum. Klibine getirmek istiyorum. Yok, aslında demek istediğim şey şu. Çok pardon, lafını unutma. Üzerine basarak bir yere gelmek değil de bir yerde olan insanlar senin üzerine basıyorlar. Evet. Durumu. Evet. Yani o durumdan yola çıkarak ben senin ilk o ikinci klibin zaten el gibi. Evet. İlk klibinden bahsetmek istiyorum. Hatırlayacaksınız sevgili seyirciler. Gayet neşeli, böyle eğlenceli bir şarkı böyle. Eğlence hezeyanı şeklinde tabii, geçen bir kliptir Bodrum'da. Efendim. Deniz kenarında mayoyla bir klip. Evet. Nefis bir klip. Teşekkür ve şey var yani, bu klip böyle çok tartışma konusu yarattı. Ben evet onu ya, anlayamıyorum. Acayip yani. Affedersin ama yani mesela başka kliplerde insanlar bademcik ameliyatı yaparken senin gayet normal bir şekilde çıkmış olduğun klip böyle yok kaldırılacak, yok işte bazı kanal müzik kanallarında gösterilmedi bilmem ne falan, bu tür tartışmalar oldu ve açıkçası altında art niyet aradım ben. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben ne kadar aramak istemese de insan bana yani o kadar çok mailler geliyordu ki benim web siteme. İnsanlarla çok sohbet ediyoruz. Hani beni seven sevmeyen birçok insan da yazıyor. Fakat hiç kimseden açıkçası ben klibimle ilgili negatif bir eleştiri almadım. Yani bugüne kadar belki yüzüme diye söylemiyorlardır ama ya benim duyduğum, gördüğüm, yani en azından sevmeyen birisi yazabilir de yani internet sisteme. Yani belki diyor ki albümünü almadım ama bana kalırsa sesin de güzel, klibin de çok güzel diyen de oldu. İşte seni çok seviyoruz, albümünü aldım, bayılıyorum diyen de var. Yani birçok şey söyleyen oldu fakat hiç kimse klibini beğenmedik, çok açık, şöyle böyle demedi. O yüzden tabii insanın aklına soru işareti geliyor, gelmiyor değil ama yine de boş verin. Biz kalbimizi ferah ve güzel tutalım ki güzel şeyler olsun. Biz biliyorsun Ava'ya Tarkan'ın da sponsoru. Tarkan ne diyor? Sevgi çiçeklerimizi yolluyoruz. Tabii. Aynen öyle. Bu tarz insanlara efendim ne yapıyoruz? Bak, kalpler buradan, zaten doğru. Buradan ne yapıyoruz? Sevgi çiçeklerimizi yolluyoruz efendim diyoruz. Evet, süper. Sevgi çiçeklerimizi yolluyoruz ama hakikaten de öyle yani. Çok da iyi yapıyor bence. Tarkan'ın zaten Tarkan. Görmeyeceksin, duymayacaksın, tabii, konuşmayacaksın. Tabii. Aynı şekilde herkes işine bakarsa zaten bu ülkede de çok kaliteli işler oluyor. Kesin. Ki Tuğba da o işlere imza atanlardan bir tanesi olarak görüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Bu arada senin adresini de verelim. Tuğbaozerk.com'dan efendim ulaşabiliyorsunuz. Tuğba'ya her türlü sorularınızı da sorabiliyorsunuz. Evet, yumuşak yemiz de var ama tabii ki Türkçe Tuğba. Karakterler değil. Tuğba. İngilizce karakterler olarak. Peki şey var, şimdi mesela böyle hafta sonları falan biliyorsun magazin deryası var kanallarda. Ben çok fazla biz burada magazine falan girmiyoruz ama biliyorum. Yani açıkçası merak eden seyircilerimiz vardı. Bir evlilik şeyi dolaşıyor sanki. Tuğba Özer evleniyor, evlendi, bilmem ne falan. O tarz şey şeyler var mı yani? Yok, evlenmiyorum. Düşünmüyorsun da yani. Şimdilik yok öyle tamam. Bir şey. Yani erkek arkadaşın var ama yani. Var. Tamam. Ama evlenmiyor. Yani yok çünkü yani o kadar şimdi o kadar net ki bunun cevabı. Hayır yani evlenmiyoruz ama ben söyledikçe ben hayır öyle bir şey yok dedikçe ayrıldılar yazıyorlar. Ben başka bir şey söylemedikçe şimdi nişanlandılar yazdılar. Artık önüne geçemiyorum yani yazılanların. Evlenmiyorum. Evlenmeyi de düşünmüyorum. Milletin ağzı torba değil ki bir şey sevgili evet. Tuğba yani. Bir de hakikaten. İnsanların da çok fazla bunları merak ettiğini aslında inanmıyorum yani. Çünkü bana yazan insanlarla biz genelde hep müzikle ilgili, benim yaptığım işle ilgili sohbet ediyoruz. Tabii ki bir yere kadar merak ediyorlardır ama yani bugün ne yaptı, öğlen ne yedi, akşam evlenecek mi, karar mı verdi, sabah vazgeçti yani bu kadar da değil bana kalırsa. Evet. Özel hayat adı üzerinde yani. Evet. Ya, tabii ki özel hayat birazcık deşifre oluyor bu yaptığınız işle alakalı olarak. Tabii ki insanlar bazı şeyleri merak ediyorlar ama böyle saçma sapan şeyleri merak ettiklerini düşünmüyorum açıkçası. Peki, o zaman bir kliple devam edelim. Senin adamın gelsin. 50 Cent. 50 Cent efendim, A'da kontrol diyor. Daha sonra biz kaldığımız yerde neredeyiz? A ve 10 yerdeyiz.